Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarına bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi. Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir. İmandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye, müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu da Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır. Öte yandan Allah hakkında
kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Yedullâhi fevka eydihim. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa Allah ona pek büyük mükafat verir. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ. Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip, bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile, derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş
sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır. Aslında siz, peygamberin ve müminlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp bullandı ve yerleşti. Kötü zanlara düştünüz. Ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki, biz kâfirlere alevli ateşler hazırladık. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde, izin verin biz de size tabi olalım, derler. Böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defa da hayır diyecekler, siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan, çok az anlayan kimselerdir. (Gülüyor)
O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz, Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok, topala sorumluluk yok, hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır. Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ
Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Eğer o Mekkeli kâfirler sizlerle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı. Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın. Mekke vadisinde size kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah, bütün yaptıklarınızı görür. İnkârda ısrar edip sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten
ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kâfirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık. Kafirlerin kalplerine taassubu, cahiliye taassup ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden, ondan önce yakın bir zafer nasip etti. Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammedun Resulullah. Vellezine ma'hu eşiddâ. وعلى الكفار رحماء
Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meseleleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki, filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da, artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki, ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah, onlar gibi iman edip, makbul ve güzel işler yapanlara, mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.